Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, FED faiz kararları arkadaşlar e, piyasada önceden fiyatlanır. Bu fiyatlamalar genel itibariyle tabii olumsuz olur. E, bununla birlikte şayet ön fiyatlama bir takım sebeplerden dolayı olmazsa karar ilk verildiğinde... E, kripto paralarda Bitcoin ve altcoinlerde ani bir geri çekilme yaşanır. E, bununla birlikte yeniden piyasadaki oluşan güven ortamıyla günler içerisinde toparlanır. E, fakat bu e, durum uzadıkça tabi uzun vadede geri çekilme olur. Şimdi buradaki fiyatlama arkadaşlar önceki günlerde olumsuz fiyatlanmadı ve açıklandıktan sonra da o öyle böyle değil falan diyebileceğimiz gibi olmasa da yine de anlık tepki olumlu geldi. Şimdi buradan aslında anlayabileceğimiz bu FED faiz kararının ki 75 bas puan arttırdılar 75 bas puanlık bu artış arkadaşlar artık Bitcoin üzerinde normalleştirilmiş durumda Yani piyasa üzerindeki bu dolar baskısı FED baskısı artık Bitcoin'in içsel yön yukarı hareketine ne yapıyor daha zayıf düşüyor Uzun vadede baktığımızda tabii piyasa körelmeye devam edecektir ancak piyasanın buna karşı olan direnci de oldukça yüksek görünüyor. İlerleyen günlerde de nitekim şu anda Bitcoin'de teknik olarak konuşursak e, yön yukarı hareketler özellikle şu anki 4 saatlik kapanışın 20.6'lar üzerinden e, gelmesi üzerine yön yukarı hareket devam edebileceği gibi potansiyel olarak günlükteki EMA 200'e kadar gelebilir. Ancak biliyorsunuz ara seçimler var bu da çok tehlikeli. E, o yüzden 8 Kasım'a kadar ne yaptı yaptı ee, hala ABD tarafının etkileri piyasada geçmedi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.